Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar son dönemde oldukça popüler olan akıllı saatler ve akıllı bileklikleri değineceğiz. Aslında biz bunlara giyilebilir teknoloji ürünleri diyoruz. Peki arkadaşlar, günümüzde bu kadar popüler hale gelen giyinebilir teknoloji ürünlerini satın alırken ne gibi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz? Aslında bu videoda biraz da buna değinmek istiyoruz. Malum günümüzde akıllı saat ya da akıllı bileklik alırken insanların kafasında pek çok soru işareti oluşturuyor. İşte biz bu içeriğimizde bu soru işaretlerine yanıt bulmaya çalışacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan ilk sorumuzla içeriğimizin detaylarına giriş yapmaya başlayalım. Malum akıllı saatlerde önemli olan unsurlardan bir tanesi de işletim sistemi. Dolayısıyla kullanıcıların aklına gelen ilk soru da bu oluyor. Hangi işletim sistemine göre hangi akıllı saati almalıyım? Aslında günümüzde temel olarak baktığımızda akıllı telefonlarda kullanılan iki farklı işletim sistemi var. Nedir bunlar? Android ve iOS. Temel olarak baktığımız zaman Android tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Yani hangi markanın akıllı saatini, hangi markanın akıllı bilekliğini alırsanız alın, bir şekilde bunu Android temel telefonunuzda çalıştırabiliyorsunuz. Lakin söz konusu iOS olduğunda karşınıza pek çok sorun çıkabiliyor. Bu da Apple'ın biraz böyle işletim sistemini kapalı tutmasından kaynaklanan bir sorun arkadaşlar. Dolayısıyla bizim size önerimiz, eğer kullandığınız telefon bir iPhone'sa akıllı saat tercihinizi de Apple Watch'tan yana kullanmanız yanında olacaktır. Bunun haricinde Android tarafında bir telefon kullanıyorsanız önünüzde geniş bir yelpaze bulunuyor. İsterseniz Huawei'den, isterseniz Oppo'dan, isterseniz Samsung'dan, isterseniz Xiaomi'den akıllı saat ya da akıllı bileklik alabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Fakat şu da var arkadaşlar. Genel itibariyle şirketler kendi ekosistemlerini kurmaya çalıştıkları için hangi marka telefonu kullanıyorsanız o markanın ürettiği bir akıllı saat ya da akıllı bilekliği satın almanız sizin açınızdan daha avantajlı olacaktır. Çünkü daha opsiyonel özellikleri de bu şekilde sorunsuz halde kullanabilirsiniz. Akıllı bileklik mi yoksa akıllı saat mi? Günümüzde aslında bu ayrım tam olarak yapılabilmiş değil. Yani hangi ürünlerin akıllı bileklik kategorisine girdiği ya da hangi ürünlerin akıllı saat kategorisine girdiği hala tartışılabilir bir konu. Fakat genel geçer bir kural var arkadaşlar. Eğer cihaz biraz büyükse, yani örneğin şu kolumda gördüğünüz gibi ise genel itibariyle akıllı saat diye geçiyor. Ya da arkada gördüğünüz Huawei Watch GT 2 Pro gibi ise akıllı saat olarak geçiyor. Biraz daha küçük ve bir bilekliği andırıyorsa da akıllı bileklik olarak tabir ediyoruz biz bunları. Peki sizin almanız gereken akıllı saat mi yoksa akıllı bileklik mi? Aslında temel olarak baktığımızda hem akıllı saatler hem de akıllı bileklikler temel işlevler nazarında birbirlerine benziyorlar. Fakat akıllı saatlerin geneli büyük ekranları sayesinde arkadaşlar bildirimleri daha rahat görmenizi sağlayabiliyor. Bunun haricinde bazı akıllı saatlerde telefonla konuşma özelliği, mesajlara cevap verme özelliği gibi unsurlar da mevcut. Dolayısıyla akıllı saati ya da akıllı bilekliği satın alırken dikkat etmeniz gereken temel unsur bildirimler tarafında ne derece kullanılabilir olur. Örneğin ben akıllı saatimle gelen bildirimlere cevap vermek istiyorum. Gelen bildirimler haricinde konuşmada yapmak istiyorum. Yani akıllı saatimden konuşmak istiyorum gibi beklentileriniz varsa akıllı bileklikler bu ihtiyacınızı karşılamayacaktır. Akıllı bileklikler tarafına baktığımızda genel itibariyle adım sayma, kalp ritmi ölçme, işte genel bildirimleri kısıtlı olarak gösterebilme gibi özellikler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla beklentiniz daha üst seviyedeyse size tavsiyemiz akıllı saat almanız yönünde olacaktır. Ama benim adımımı saysın, kalp ritmimi kontrol etsin, uyku takibi yapsın, bunlar benim için yeterli diyorsanız o zaman pekala akıllı bileklikte işinizi görecektir. Evet, gelelim üçüncü sorumuza. Burada aslında biraz işin içine insanın kendi zevkleri giriyor diyebiliriz. Satın alacağınız akıllı saatler köşeli hatlara mı sahip olmalı yoksa yuvarlak hatlara mı sahip olmalı? Günümüzde aslında bu kategoride pek çok model var arkadaşlar. Örneğin Huawei genel itibariyle baktığımızda yuvarlak hatlarla karşımıza çıkıyor. Oppo ve Apple gibi markalar ise köşeli hatlarla karşımıza çıkıyor. Eğer bir iOS kullanıcısıysanız zaten çok fazla bir seçeneğiniz yok. Fakat Android kullanıcısıysanız karşınıza geniş bir seçenek yelpazesinin çıktığını söyleyebilirim. Burada size söylemek istediğim şu, köşeli hatlarda arkadaşlar genel itibariyle bildirim takibi vesaire daha net bir şekilde, daha isabetli bir şekilde yapılabiliyor. Fakat yuvarlak hatlı saatlerde ekran itibariyle de biraz daha böyle az alan kapladığından bildirimleri vesaire bazen tam olarak görüntüleyemeyebiliyorsunuz. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Geri kalanı tamamen sizin zevkinize kalmış. Fakat
yuvarlak hatlı saatlerin böyle daha bir klasik saatlere benzediğini de belirtmeden geçmeyelim. Evet, bir sonraki sorumuz ise akıllı saatlerin pil ömrüyle alakalı arkadaşlar. Aslında bu konu çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Çünkü günümüzde Apple Watch gibi, Oppo Watch gibi saatlerin pil ömrü genel itibariyle baktığımızda 1,5-2 günü aşmıyor ki. Burada şu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu saatler arkadaşlar yüklenebilir saatler. Yani bir saatin içerisinde siz uygulama yükleyebiliyorsanız genel itibariyle bu saatin pil ömrü gayet kısıtlı oluyor. Uygulama yüklenemeyen saatlere baktığımızda ise daha uzun bir pil ömrüyle karşılaşıyoruz ki Huawei'nin Watch GT serisi buna en net örneklerden biri diyebiliriz. Bu saatlerin pil ömrü yaklaşık olarak bir hafta gibi bir süreye yayılmış durumda ki aynı akıllı bileklikler gibi bu tarz saatlerin pil ömrü de bir haftaya kadar gidebiliyor. Yani şu anda bir akıllı saat almak istediğinizde bu tamamen sizin seçtiğiniz markaya göre değişerek bir günle bir hafta arasında değişen pil aralıklarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuz şu arkadaşlar, her akıllı saate uygulama yüklenebiliyor mu? Hayır. Bunu hemen baştan belirtelim. Yani aldığınız her akıllı saate uygulama mağazasına girip uygulama yükleyemiyorsunuz. Örneğin Apple Watch için App Store'a girdiğinizde çeşitli uygulamalar mevcut. Bu uygulamaları akıllı saate indirmeniz mümkün oluyor. Ya da işte Oppo Watch'a, Google Play'e girip çeşitli uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Fakat söz konusu örneğin Huawei Watch GT olduğunda ki bu bir işletim sistemiyle gelmiş olmasına rağmen saate uygulama yüklenmesi söz konusu olmuyor. Yani temelde baz olan uygulamalarla devam ediyorsunuz. Tabi burada uygulamadan kastımız arayüz vesaire değil. Bunu da belirtelim. Yani dilediğiniz arayüzü falan yükleyebiliyorsunuz. Fakat ayrı bir uygulama yükleyemiyorsunuz. Örneğin Instagram uygulamasını yükleyemiyorsunuz. Yani Instagram'ın akıllı saatler için tasarladığı uygulamayı yükleyemiyorsunuz. Bu yüzden akıllı saat alırken uygulama yüklenir olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, geldik bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuz ise akıllı saatlerde düğme mi daha kullanışlı olur yoksa ekran mı? Malum şu anda pek çok akıllı saat satışta. Bu akıllı saatlerin bazılarında hem dokunmatik ekran hem düğme yer alıyor. Bazılarında ise sadece düğme yer alıyor ve dokunmatik ekran fonksiyonu bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla saat üzerindeki tüm işlevleri bu düğme üzerinden halletmeniz gerekiyor. Burada tercih tamamen kullanıcılara kalmış durumda. Fakat biz şunu belirtelim. Genel itibariyle hem düğme hem de dokunmatik ekranla gelen saatlerin hali kullanışlı olduğu söylenebilir. Bunun haricinde Samsung'un gayet yenilikçi teknolojileri var. Örneğin şu saat üzerindeki teker dönüyor. Onunla birlikte bütün işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Burada genel itibariyle kullanıcı tercihine kalmış olsa da bizim size önerimiz dokunmatik ekran özelliği olan saatleri göz önünde bulundurmanız yönünde. Bir sonraki sorumuz ise arkadaşlar, e-ink ekran sahip saatler mi yoksa renkli ekrana sahip saatler mi? Aslında akıllı saatler ilk pazara sunulduğunda e-ink ekranlı saatler bir hayli ön plandaydı. Bu Pebble falan vardı o zamanlar. Ülkemizde satışa sunulmadı gerçi ama hala ülkemizde de böyle fiyatı düşük olan e-ink ekranlı akıllı saatler bulunuyor. Bu akıllı saatler arkadaşlar şu açıdan önemli. Şarj süresi çok uzun gidebiliyor. Yani böyle 2 hafta falan şarj süresi gidebiliyor bu saatlerin. Fakat yapabildikleri renkli ekranlı saatlere göre hayli kısıtlı. O yüzden hani bir akıllı saat söz konusu olduğunda açıkçası benim şarj süresinden ziyade yapabildiklerinin daha ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de benim tercihim en azından renkli ekranla sahip akıllı saatler olacaktır. Sizin de e-ink ve renkli ekran arasında kaldığınızda bu özelliği göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, akıllı saatler için önemli olan unsurlardan birisi de spor için mi aldınız yoksa günlük kullanım için mi aldınız? Genel itibariyle baktığımız zaman pek çok akıllı saatte hep spor üzerine reklamlar yapılıyor. İşte antrenmanınızı şöyle ölçer, kalp ritminizi böyle ölçer, ona göre yaktığınız kaloriyi hesaplar vesaire vesaire gibi pek çok özellik söz konusu. Fakat günün sonunda baktığımız zaman bir akıllı saati spor için kullandığınız süre kısıtlıdır. Özellikle ülkemizde akıllı saat alıp da hani spora gidiyorum diye akıllı saat alayım diyen kişi sayısı bayağı bir sınırlı. O yüzden baktığımızda akıllı saatlerin ve akıllı bilekliklerin doğal olarak günlük kullanım için alındığını görüyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntıya gerek yok çünkü pek çok akıllı saatte çeşitli kadran özelliği var. Dolayısıyla akıllı saatinizi spor yaparken farklı bir kadranda, günlük kullanımda ise farklı bir kadranda kullanabiliyorsunuz. Böylece hem günlük kullanım hem de spor için bu saati kullanabilmiş oluyorsunuz. Evet, akıllı saatlerde fiyat skalasını belirleyen unsurlardan birisi de arkadaşlar kordon tipleri. Yani baktığınız zaman model aynı, akıllı saatin özelliği aynı. Fakat kordon tipine göre fiyat nüansı önemli ölçüde değişebiliyor. Burada önemli olan sizin akıllı saati kullanış amacınız aslında. Örneğin spor için alıyorsanız bu akıllı saati kalkıp da deri bir kılıf almanız çok mantıklı olmayacaktır. Dolayısıyla deri kordon yerine burada plastik bir kordon tercih etmeniz daha doğru bir seçenek olarak karşınıza çıkabilir.
Akıllı saatlerin en güzel yanlarından biri aslında kordonlarının değiştirilebiliyor olması. Doğal olarak günlük kullanımda dilerseniz metal bir kordon takabilirsiniz. Spor kullanımında plastik bir kordon takabilirsiniz. İşte ne bileyim takım elbiseyle girdiğinizde deri bir kordon takabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. O yüzden kordonları sonradan ayrı ayrı alabildiğinizde hatırlatmak isteriz. Evet, geldik son sorumuza. Akıllı saatlerin, daha doğrusu giyinebilir teknoloji ürünlerinin fiyatları ne kadar arkadaşlar? Aslında geniş bir fiyat yelpazesinden bahsedebiliriz. Yani burada biz şu anda Forum Marmara'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik bu video için ve akıllı saatlere şöyle bir göz gezdirdik. Gerçekten de geniş bir fiyat skalasına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Örneğin Realme Watch vardı. Bu fiyatı 600 lira gibi etiketi sahip. Apple Watch'lara baktığımız zaman 3700 liralara kadar çıkıyor fiyat etiketi. Öte yandan Huawei'nin pek çok modeli var. Yani bir standta pek çok akıllı saat görüyoruz. Huawei'nin bileklikleri 500 liraya da var, 1200 liraya saati de var. Arka tarafımda Oppo reyonu var. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar Oppo standında da 2200 liraya satılan Oppo Watch'ı görüyoruz. Yani burada tamamen olay sizin beklentinizle alakalı diyebilirim. Eğer benim işim bir akıllı bileklik görür diyorsanız kalkıp 300 liraya kadar bir akıllı bileklik alabilirsiniz. Ama biraz gösterişli olsun, fonksiyonel olsun diyorsanız ve Android tarafında kullanacağım diyorsanız 2200 liraya civarına Oppo Watch'ı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Apple tarafında bir ürün tercih edecekseniz de doğal olarak Apple Watch fiyatlarına bakmanız gerekiyor. Orada da Apple Watch 3'ün fiyatı biraz daha uygun, böyle 1600-1700 liralar seviyelerinde. Eğer yeni gelen Oppo Watch satın almak isterseniz onun fiyatı için de bir 3500 liranın üzerine çıkmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere akıllı saatler ve akıllı bileklikler ile ilgili en çok merak edilen 10 soruya yanıt vermeye çalıştık. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.